Düştükleri aşağıladık. Penaltıyı kaçıran kim? Siz. Osman Kaptan. Bugün bu takımın bir parçası, ne demiştim penaltıyı kaçırma. Türk halkı hakkını helal etsin. Biz çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bizi gezdiren, bizi yediren, bizi büyüten, bizi içiren hep Cenab-ı Allah'tır. İnancımız tamdır ama Allah'a şükürler olsun. Çocuklarımın alnından öpüyorum. Onları yetiştiren anne babanın ellerinden öpüyorum. 85 milyona armağan olsun. Aziz şehitlerimizin ailelerine armağan olsun. Benim gibi kahraman gazi, iki kolunu iki gözünü feda eden gazilerimize armağan olsun. Söyleyecek çok şey var. Biz ne zaman kamplara gittiğimiz zaman hep yanımızdaydınız. Sesimi duyurmaya çalıştınız. Bir sürü engelli kardeşimiz kazandık sizin sayenizde. Ama yapmış olduğumuz proje 2018. Aslında söylenecek çok şey var. Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Her yerde söylediğim gibi söz konusu milli takım olunca Allah razı olsun, Türk milleti her yerde bizi destekliyor. Biz Arjantin'de de gördük desteğini, Türkiye'de de Vodafone Park'ta da görmüştük. Nef Stadyumu'nda yine gördük. Öncelikle buraya gelenlere ve tüm 85 milyona armağan olsun kupamız. Her yerde söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği çok fazla. O hep bize şunu söyledi. Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak dedi. Biz onun ilk ayağını Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığı'na alarak yaptık. Avrupa şampiyonu olduk. Tekrar Avrupa şampiyonu olduk. Ve Dünya Şampiyonası'nda ev sahipliğini yapıyoruz. Ve bu kupanın burada kalması gerekiyordu. Biz sözümüzü tuttuk ve kupayı burada bıraktık. Ülkemize armağan olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aynen, biz de kendimizce öyle diyorduk. Buraya gelirken akıllarımızda soru işareti de vardı. Çünkü 2018'de çok zorlamıştık, olmamıştı. Penaltılara kaybetmiştik. İnsan acaba demeden de duramıyor tabii. Heyecanlı çıktık, tedirgin çıktık ama ilk yarı 1-1 bitmesine rağmen ikinci yarıya çok konsantre bir şekilde çıkıp 4-1 galip gelmeyi bildik. Teşekkür ederim. Buraya gelen herkese de çok teşekkürler. Herkesin ayağına sağlık.